Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. 7-13 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Güneş burcunuzda ilerlemesini sürdürüyor. Bu hafta doğan tüm Başak burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Yükselen Başaklarımız için de önemli bir dönem. Güneş yükselen burçlarında enerjileri artıyor, daha fazla dikkat çekiyorlar ve bu hafta Güneş'in Oğlak burcundaki Jüpiter'le de güzel bir açısı oluşacak. 9 Eylül'de kesinleşiyor ama tabi hafta içerisinde bunu e, hissedeceğiz. Güneş Jüpiter üçgenleri çok verimlidir, şanslıdır. E, bu, bu hafta maddi manevi kendinizi daha güvenli, daha iyimser hissetmeniz, etrafınızdan yardımlar almanız, bazı işlerinizin daha hızlı ilerlemesi e, ve şanslı olmanız mümkün. Fırsatlar çıkabilir, bunları fark edin ve değerlendirmeye çalışın sevgili Başaklar. Pazartesi ve Salı Ay Boğa burcunda olacak ki Ay Boğa geçişi de çok güzel hafta başında. Hani gerek iş konuları olsun, gerek özel iş e, beklentileriniz olsun hayatınızda daha güvenli adımlar atabilir. Uzun vadeli e, tesirler altında olabilirsiniz. Evet bu haftadan itibaren Venüs artık Aslan burcunda ilerliyor. 2 Ekim'e kadar Venüs Aslan Burcu'nda olacak. O da küçük şanstır Jüpiter'den sonra ve 12. evinizde biraz geri planda da olsa hani arka planda manevi anlamda size bir e, kabulleniş getirecek. E, iş konuları olsun, gerek günlük hayatımızdaki e, sağlık konuları olsun. Buralarda Venüs'ün de o güçlü tesirlerini, koruma etkisini hissedebilirsiniz. Ve bu hafta yine e, 2020'nin çok önemli tesirlerinden biri olan ee, Mars retrosu başlayacak. 10 Eylül'de Koç burcunda Mars retroya geçiyor. 14 Kasım'a kadar sürecek. Yaklaşık 2 aylık bir hareket bu. Kişisel olduğu kadar özellikle toplumsal alanlarda önemli tesirleri olabilir. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım sizler için. Henüz izlemediyseniz Astrofori Demet Baltacı YouTube kanalındaki Mars 2020 retro videomuzu lütfen izleyiniz. Ee, sizin 8. evinizde bir Mars retrosu olacak. Herkes az veya çok tesir alabilir bu Mars Retrosu'nda. Çünkü enerjimizi yönetiyor Mars. Nasıl harekete geçiyoruz, nasıl mücadele ediyoruz bu alanları etkiliyor. Ve siz 8. evinizde olacak. Bu dönemde finans konularında, para konularında, mali konularda özellikle bunlar yatırımlar olabilir, harcamalar, krediler olabilir. Hisseli paralar alanında özellikle Mars Retrosu. Çok önemli girişimlerde bulunmamayı biraz ee, tavsiye ediyorum size. Yani biraz daha dikkatli olmak, paranızı doğru bir şekilde e, kontrol etmeniz, e, belki biraz daha korumada kalmanız gerekiyor bu süreç içerisinde. Eğer dışsal beklentileriniz varsa, hani bir kredi alımı olsun, e, bir borcun geri ödenmesi olsun ya da bir nafaka, miras konusu, tazminat konusu. Buralarda Mars Retrosu bazı gecikmeler yaratabilir, bazı engeller ortaya çıkarabilir, mücadeleler olabilir. Bunun yanı sıra 8. ev kazalardır, ameliyatlar, operasyonlardır. Mars Retrolarında çok acil değilse sağlıkla ilgili konularda hani bir ameliyatı, operasyonu önermiyoruz. O yüzden bu dönemde ee, genel sağlığımızla ilgili konulara biraz özen gösterelim, enfeksiyonlara dikkat edelim, bağışıklığımızı güçlü tutmaya çalışalım. Ee, bunun sıra kazalara, sakarlıklara karşı yani mümkün olduğunca risklerden hayatımızda uzak durmaya çalışalım, sevgili başaklar. Ayın 11'inden itibaren Güneş Neptün karşıtlığı etkinleşecek. Neptün tam ilişki evinizde, ilişkiler alanında çok duygusal olabiliriz bu hafta beklentilerimiz, özellikle eşimizden çok fazla beklenti içerisinde olabiliriz. Biraz hayalci de olabiliyoruz ya da çok idealist yaklaşabiliyoruz zaman zaman. Daha gerçekçi olmamızda fayda var. Bu hafta Jüpiter'in destekleri aslında bazı hayallerimize, ideallerimize bizi kavuşturma potansiyelinde. Onu da söylemek istiyorum. Yani bu hayaller, bu idealler çok da böyle havada kalacak gibi değil aslında gökyüzü bazı ideallerimize bizi kavuşturabilecek pozisyonda. Ama yine de beklentiler alanında daha gerçekçi olmakta. Çok aşırı karşımızdaki kişileri aşırı idealize etmemekte, çok fazla gözümüzde büyütmemekte fayda var sevgili başaklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.